Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK Kahramanmaraş İl Müdürlüğü 7 bine çıkarılan yurt kapasitesiyle üniversite tercihi yapan 2500 öğrenciye talip oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu Kahramanmaraş İl Müdürlüğü her geçen gün arttırdığı kapasite ve hizmet kalitesiyle son yıllarda yenilenen yurtların yanı sıra üniversite öğrencilerine yüksek standartlarda barınma imkanı sunuyor. KYK İl Müdürü Mehmet Ali Öztürk, Kahramanmaraş'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurt ve yatırımlar hakkında bir metiye mikrofonu açıklamalarda bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamada e, gençlerimize çok büyük bir müjde çıktı. Bu müjdenin içerisinde e, kredi ve burslarda artış önümüzdeki yıldan itibaren gerçekleşecek inşallah. Lisans öğrencilerine 500, e, yüksek lisans öğrencilerine 1000. Doktora öğrencilerine de 1500 olmak üzere ee, öğrencilerimizin eğitimini rahat yapabilmeleri için sayın Cumhurbaşkanımız bu müjdeyi verdi. Hatırlarsanız daha önce de yine e, yurt ücretlerine e, bu dönem e, bu yıl zam gelmeyeceğini duyurmuştu. Zam gelmediği gibi ayrıca e, yemek ikramını da devlet öğrencilerimize yaptığı yemek e, parasını da artırdı. E, yani daha önce günlük 10 lira olan yemek parası günlük 12 buçuk liraya çıkarıldı. dolayısıyla aylık 330'dan 375'e çıkmış oldu. Ailelerin çocuklarının emanet edilecekleri yurtta barınmanın yanı sıra yemek, temizlik, güvenlik konularına da önem verildiğini vurgulayan Öztürk konuşmasında şunları kaydetti. Şu anda bizim kız öğrencilerde 1050 yedeğimiz var. Sadece 1050. Yani bize müracaat eden öğrenci sayısı 2700 olmuş toplamda ilçelerle beraber. Bunlardan 2500'ü geçerli. Bu 2500'den de biz 1000'e yakınını içeriye almışız, geriye 1500 kalmış. Bu 1500'den de 1050 tanesi, 1050 kişi kız öğrenci, geriye kalan 400 civarında da erkek öğrencimiz var. Bunu şunun için söylüyorum, öğrencilerimiz kredi yurtları bile bu şartlarda olmasına rağmen tercih etmemişler. Özel yurtlara soruyoruz, oralarda yine aynı şekilde... Yani öğrencilerimiz e, esasında bu fırsatları kaçırıyorlar. Velilerimizin bu konuda yönlendirme yapmaları lazım. Biz 1050 öğrencinin tamamını ikinci dönem kiralamış olduğumuz ve içine gireceğimiz yurdumuzda tamamını e, inşallah yerleştireceğiz. Hiçbir açıklı öğrencimiz kalmayacak. Öğrencilerimizin müracaat edilenlerin tamamını, kız öğrencilerimizin özellikle, İnşallah yerleştireceğiz. Bu konuda sıkıntı çekilmeyecek. Öztürk öğrencilere yönelik birçok alanda eğitici içerikli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini de dile getirerek şöyle devam etti. Biz Kredi Yurtlar Kurumu olarak öğrencilerimize sadece bir otelcilik donanım, fiziki şartlar sunmak böyle bir şey. Zaten bu bizim görevimiz. Öğrencilerimize en güzel şekilde yemekti, yatattı, bahçeydi, bilmem saha idi, ders çalışmasan da bunlar zaten yapıyoruz ama öğrencilerimiz yurda ayak bastığı anda Gençlerimizle önce bir tanışıyoruz. Onlara şehrimizi gezdirmeye başlıyoruz. birinci sınıftaki şehrimizi gezdikten sonra e, tanışım, tanıtım faslından sonra oyun programı diyoruz bunun adına. Bütün odalarda öğrencilerimizi gezerek anket yapıyoruz. Hangi kurs istiyorsunuz? Yani bağlama kursu mu, işte ahşap boyama mı, resim mi? Hangi sahada istek varsa, yoğunluk hangi taraftaysa onunla ilgili eee Milli Eğitimle Halk Eğitim Merkezi ile bizim protokollerimiz var. Onlardan yardım olarak kurslar açmaya başlıyoruz. Sınıflar açmaya başlıyoruz ve öğrencilerimiz oralarda kurs görüyorlar. Okulun dışında bir de yani öğrenci vakit geçirmek için, vaktini değerlendirmek için dışarıya çıkmasına gerek kalmadan e, bulunduğu yurtta hemen e, çıktığı zaman yatakhanesinden bir sınıfta çok güzel vaktini değerlendirebiliyor. Burada dikiş öğrenen öğrencilerimiz oldu, kuaförlük öğrenen öğrencilerimiz oldu, resim yapmayı öğrenen öğrencilerimiz oldu. Dolayısıyla kayakın faaliyetleri Allah'a şükür öğrencileri ve velileri rahatlayacak türden. Zaten velilerimiz şu anda KYK'yı biraz da bu yüzden de tercih ediyorlar. Güvenlik, has safhada yemek öylesine, fizik işaretleri öylesine. Bir de bu tür faaliyetler, yani çocuğa bir şeyler verme, gencimize bir şeyler verme. Bütün bunlar velinin de gözünden kaçmıyor.